Rahman ve Rahim olan Allah adına. Arkadaşlar, Allah rahmet etsin, vefat etmiş bir Ehl-i Sünnet hocasının geçen hafta ya da bir 10 gün kadar önce bir videosunu yapmıştım. Benim takipçilerimden birkaç arkadaş bunun aslında çok iyi bir hoca olduğunu, çok iyi şeyler söylediğini ve bu yüzden o videoyu kaldırsam daha iyi olacağını bana tavsiye ettiler. Ben de rahmetlinin diğer videolarına bakmak için bir araştırma yaptım. Birkaç videosunu inceledim. Ve gördüğüm netice, inşallah Rabbim rahmet eder. Niye böyle kinayeli söylüyorum? Hakikaten işi zor. En azından şöyle bir cümle kurabilirim. Onunla aynı dinden değilim. Dinimiz farklı. Şimdi dinimizin farklı olduğunu anladıktan sonra, ki temel direklerde farklı düşündüğümüz ortaya çıkıyor. Bir videosunu daha aldım. O arkadaşım da daha dikkatli izlemesini tavsiye ederim. Bu insanlar ölseler bile videoları yayınlanmaya devam ediyor. İnsanlar seyretmeye devam ediyor. Feyiz almaya çalışıyorlar. Ya da ibret almaya çalışıyorlar. Bunu bilemiyorum. Herkes imtihanını verecek. Düşüneceksiniz ve düşündüklerinizden dolayı hesaba çekileceksiniz. Dinleyeceksiniz, bir kanaatiniz oluşacak. O kanaat ile siz mahkemeye çıkacaksınız. Videonun, bu videoyu seçmemin çok önemli bir sebebi var. İlk dakikasında söylediği bir tespit. Güzel ve doğru bir tespit. Ve bu doğru tespiti sizinle paylaşıp sizi düşünmeye davet etmek istiyorum. Benim amacım ne? Aklınızı kullanın, düşünün. Lütfen düşünün. Bunu böyle kabul etmen lazım diyenlere hadi oradan diyebilirsiniz. Delil isteyin. Birisi bunu böyle kabul etmek zorundasın derse neden de? Senin delilin ne? Baban öyle düşündüğü için mi? Deden öyle düşündüğün için mi? Eğer size ayetler ile gelemiyorsa, akıl ile size bir iki cümle kuramıyor ise lütfen dikkatli olun. Oradaki hurafeyi anlamaya çalışın. Bakın arkadaşlar, şöyle klişe bir söz vardır. Durmuş saat bile en az günde iki kere doğruyu gösterir. Arkadaşlar, daha kötüsü var. Durmuş olan saatten daha kötüsü nedir biliyor musunuz? Yanlış ayarlanmış saat. Eğer bir saat yanlış ayarlanmış ise, 10 dakika ileri, 5 dakika geri ise, o saat kıyamete kadar doğruyu hiç gösteremeyecek. Sonuna kadar, düşünebildiğiniz her şeyin sonuna kadar, o saat ortadan kalkana kadar bir kere bile doğruyu gösteremeyecek. Neden? Çünkü doğru olduğunu düşünerek gerçek saatten farklı bir saatte çalışmaya devam ediyor. Onun için yanlış saat bile en azından günde iki kere doğruyu gösterir sözünün aslında daha beterinin olduğunu unutmamanız açısından hatırlatmak istedim. Adam diyor ki ya diyor yanlış saat bile diyor günde iki kere doğruyu gösterir en azından diyor. Bu da odur diyor. Hayır arkadaşlar, eğer siz Kur'an harici bir kaynaktan dininizi öğreneceğine inanıyorsanız, sonsuza kadar yanlışı savunacaksınız. Geride kalmış bir saat gibi. Onun için lütfen fikirlerinizi, düşüncelerinizi, öğrendiklerinizi, dinine ilgili size ne verildiyse lütfen kontrol edin. En kötüsü bulduğunu kabul etmektir, bulduğunu düşünmektir, bulduğunu zannetmektir. Hakikati bulduğuna inanan artık hakikati aramaz. Bulduğunu düşünüyor. Ben doğru yolda gidiyorum. Doğru yolda olduğunu düşünen artık doğru yolu aramaz. Problem burada. Adam diyor ki ben böyle mutluyum diyor, bana karışma diyor. Ben böyle kendimi çok iyi hissediyorum diyor. Adamın kendisini çok iyi hissetmesi artık o adamın arayışını durduruyor.
Kendisini çok iyi hissediyor. Ben diyor Adıyaman'a gittim diyor, içkiyi bıraktım diyor, elhamdülillah. Peki neyi aldın? Gecenin kaç kere sağa döndüğünü, gecenin kaç kere sola döndüğünü bilen bir şeyhinin olduğuna iman ediyor. Ve bu adam içkiyi bıraktığı için kendisini mutlu zannediyor, mutlu kabul ediyor. Ve hakikaten de mutludur. Tamam kardeşim, artık sarhoş değilsin ama bir kontrol et bakalım. Hakikaten sana içkiyi bıraktıran şey ne? O kişinin duası mı? O kişinin feyzi mi? Yoksa senin gayretin ve emeğin mi? Senin çaban mı? Şimdi klasik bir hurafeyle sizleri yine baş başa bırakıyorum. Her gece olduğu gibi. Lütfen kendinizi resetleyin. Düşünmeye gayret edin. Ve bu videolar size sosyal hayatınızda söylenen yalanları yakalamak için bir imkan verecek. Ve bu antrenmanları yapa yapa, bu düşünme metotları, antrenmanlarını yapa yapa karşınızdaki insanları hop bir dakika dur, sözünü keseceğim ama kusura bakma, niye böyle dedin diyebileceksiniz. Bakın dostlar, harika bir söz ile, tespit ile videomuza başlıyoruz. Buyurun. İşte rahmetli Fatma Nene. Bugün ondan bahsedeceğim az kısa kısa az cemaatimiz. Demek ki Allah dostundan biriydi muhteremler. Allah dostundan biriydi. Mesela bir kerametini gözümle gördüğümü söyleyeyim. Bakın Fatma Nene diye bir Allah dostu varmış. Rahmetli hocamızın hayatında, gençliğinde. Gözüyle gördüğü kerameti anlatacak. Şimdi bakın, gözüyle görmenin nasıl farklı bir şey olduğunu izah ediyor. Bir Arap atasözü vardır. Leysel haberi kele ayandı Araplar atasözü. Hiçbir haber göze görülen gibi olmaz diyorlar. Mesela haber veriliyor, kişi inanabiliyor ama acaba. Başka biri aksini söylüyor, o da olabilir. Ama bir kimse bir şeyi, bir olayı gözleriyle kesin gördüyse ardını kesinleşiyor bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Allah razı olsun. Harika bir cümle. Şimdi Ehl-i Sünnet'in hadis savunucularına soruyoruz. Hangisini gördünüz bu mucizelerin? Arap atasözü diyor ki hiçbir şey görmek gibi değildir. Resul'ün parmağından sular akıttığını, kuyuya tükürdüğünü, kuyunun su dolduğunu, bir keçi yavrusuyla bir orduyu doyurduğunu, ayı parmağıyla ikiye böldüğünü, hurma kütüğünü çağırdığını, Yahudi kızını mezardan diriltip getirdiğini gördünüz mü? Ama görmüş gibi iman ediyorsunuz. Sonra kendi menkıbenize gelince diyorsunuz ki ben gördüm, görmek başkadır. Görmek, duymak gibi değildir. Görmek çok kalitelidir, çok sağlamdır, çok iyidir. Ben gördüm diyor. Şimdi kendisi gördüğü için görerek iman etmenin duyduklarınıza iman etmekle olan farkını göğsünü gere gere anlatıyor. Ama üzücü olan ne biliyor musunuz? Bütün dini hayatları, bütün dini geçmişleri görmedikleri şeye iman etmekten ibaret. Görmedikleri o hurafelere iman edenler kendi gördüklerini anlatabilmek için rivayet ile görmek arasındaki o kalite farkını nasıl itiraf ediyor? Ne kadar güzel itiraf ediyor? Değil mi? Şimdi adama sormazlar mı? Peki o inandığınız binlerce hikaye nasıl oluyor da sağlam kalıyor, sağlam olduğunu düşünüyorsunuz? Hayber Savaşı'nda Hazreti Ali kalenin kapısını söktü, kendine kalkan olarak onu kullandı, savaş bitene kadar savaştı, sonra o kapıyı, kalkan olarak kullandığı kapıyı yere attı, 40 tane sahabi kaldıramadı. Gördün mü? Ya görmeye ne gerek var ya? Görmeye ne gerek var? Yazıyor.
İşte arkadaşlar, aslında bu kadar basit bir gerçek. Şimdi işin ilginç tarafı, gördüğünü söyleyeni dinliyorsunuz. Şimdi kendisi bu anlattığına inanabilir. Kendisinin bu anlattığı bu adama göre de doğru olabilir. Ama şu andan itibaren anlatacakları bizim için sadece rivayet. Onun için biz aklımızla düşüneceğiz. Kendisi gördüğünü söylüyor, hesabını Allah'a verir. Gördü mü, görmedi mi? Yalan mı, gerçek mi? Doğruysa problem yok, yanlışsa hesabını verir. Fakat kendisi gördü diye bizim ona inanmamıza gerek var mı? Ya da bu delil olur mu? Ya adam görmüş işte. İyi de bak, kendisi söylüyor. Diyor ki, Arap atasözü der ki diyor, görmek işitmek gibi değildir. Şimdi bundan sonrasını anlatacağı Fatma ninenin kerametini onun için bir hatıra olabilir ama bizim için bir rivayet. Şimdi buyurun, gördüğüm dediği rivayeti kendisinden dinleyelim. Rahmetli Fatma'nın kuzine sobası vardı. Kuzine soba. Kuzine soba var şimdi işte. Evet. Kuzine sobası vardı. Hep meşe odunu yakardı. Oduna gelip kor oldu mu bunları mangala çıkarırdı. Sarı bakır mangalı vardı. Bir gün orada kalmıştım bir gece. Sabah namazında iki odası var. Odasına hemen gireceğim. Baktım bak muhteremler. İki elini sobaya sokmuş, iki avucunu böyle. Güzel sonra içini kapını açmış, iki eline avucunu sokmuş, avucunu doldurmuş, kor, yanan kor meşe, alıp mangala koyuyor böylece. Arkadaşlar, daha acele etmenize gerek yok, bu sadece birinci keramet. Kuzine sobanın içinden meşe odununun korunu, közünü, ki en kaliteli közdür, kürek yerine nedense Fatma ninemiz eliyle alıyor sobanın içinden, mangala dolduruyor. İki odalı bir evde hocamızın da gençliği Fatma ninenin yanında kalıyor. İşin ehl-i sünnetteki haremlik selamlık kısmını şu anda karıştırmayalım. Gerek yok diyelim, oraları sorgulamıyoruz. Sorguladığımız yer haremlik selamlık meselesi değil. Evde hiç kimse yok, o da değil. Önemli değil bunlar. Bizim için zaten önemli değil de. Onlardan yana sıkıntı ya. Tırnak içinde. Kendi inançlarına sıkıntı olduğu için söylüyorum. Giriyor ve küreksiz elini közleri alıyor ninemiz. Mangala dolduruyor. Bu kerametin küsuratı. Asıl keramet başka bir şey. Beraber dinliyoruz. Buna gözümle gördüm. Gözüyle gördüm. Bunu gözümle gördüm. Allah'ım şahit olmuş. Gördüm. Yanan kor, kızın kor, meşe korları iki avucunu alıp sobadan mangala koyuyor. Şimdi bir Allah dostu bak muhtemelen. Allah dostu Sırat Köprüsü'nü geçerken cehennem ona yalvaracak. Cehennem ona yalvaracak. Ya veliyallah, ey Allah'ın dost kulu, çabuk et çabuk. Nurun ateşimi söndürüyor, dengemi bozuyor diyecek. Arkadaşlar, hurma ağacının konuşması ya da bir takım taşın toprağın konuşması zaten bunlarda menkıbelerde bolça görürsünüz. Aynı bollukta Kur'an, sakal, cennet ve cehennem de dile geliyor, konuşuyor. Şimdi şöyle bir şey söylesem nasıl anlarsınız? İstanbul bana dedi ki, Ankara geçerken Yozgat'a selam verdi. Böyle düşünün. Bir mekan konuşuyor. İşte bu insanların cenneti ve cehennemi, Kur'an'ı ya da sakalı konuşturması başlı başına büyük bir asparagus. Müthiş bir uydurma. Bunları anlatmalarının sebebi de sadece insanlara korku aşılamak, korku imparatorluğunu kurmak. Şimdi cehennem demiş ki, ey Allah dostu çabuk geç köprüden, senin nurun cehennemin ateşini söndürüyor. Bir tane Allah dostunun nuru cehennemin ateşinin dengesini bozduğu için
şeytan rica ediyormuş, geç diye. Bunlar Fatma Nene'nin kerameti değil, araya konan reklam. Şimdi büyük kerameti hazır olur. Yani cehennem ondan korkuyor. O gemiye alabra da olsa, dev dağda da olsa, hiç ona Allah Allah der. Neden? Allah hepsini görüyor, biliyor onları. Allah hepsini derin teşhir ediyor. Onu derin teşhir ediyor. İşte, bakın muhteremler, demek ki bir insan böyle Allah sevgisini gönlüsüne getirebilirse, Allah'a kişi tam teslim olabilirse, ateş yığının dünyada da yapmıyor bakın. Gözümle gördüm inşallah şu an muhteremler. Gözümle gördüm, ateş yığının yapmıyor muhteremler. Yine ondan bir olay anlatayım muhteremler. Fatma Nemez'den. Evet. Yani kendisini çok severdim muhteremler. Her akşam adam kendisini Allah razı olsun inşallah. Bir pazar günü ikimiz oturuyoruz erkenden. Konuşmayınca ben bir şey sormazdım kendisine. Çünkü gönüllü vazifeli. Dedi ki bana birdenbire, Ahmet kalk dışarı git dedi. Bir sahabe derim ki onları karşıladı bana. Telefonu yok. Cep telefonu yok da o zaman tabi verdi. Oturuyoruz. Ahmet kalk dışarı git. İyi bahçe içindeydi. Bahçe kapısı var, avlusu vardı. Ahmet dışarı çık git, misafirlerim geliyor, onlara karşıla dedi bana. Dışarı çıktım, dış kapıya geldim, baktım sağa sola, hiç kimse yok. Ama gelecek misafir, bir de gelecek, gelecek kesin, inanıyorum. De. Arkadaşlar şimdi işin bu kısmı gaybden haber vermek. Telefon yok, herhangi bir iletişim aracı yok. Fakat Fatma ninemizin kalbine ayan oluyor ve durup dururken gence diyor ki, misafirler gelecek, çık dışarıya karşıla diyor. Bakalım hakikaten bu tahmini, gelecekten, olacaktan tahmini Fatma ninemizin gaybı bilmesi doğru çıkıyor mu? İçine ayan oluyor mu? Efendim biraz sıra baktım, ana yoldan 3 tane araba geliyor, taksi geliyor. Arabalar yabancı plakalı arabalar. Öndeki taksi beni gören durdu. Meğerse bunlar yabancıymış, dışı bilmiyormuşlar onlar. Ön taksi durdu, bana sonra öndeki işareti, Fatma nine, burası işaretle bana. Tamam burası. Hemen çekti arabalara indiler. Kim bunlar? Alman, İngiliz ve Amerikalı bak muhtemelen işte. Şimdi koskoca adam yalan söyleyecek değil ya. Yabancı plakalı 3 tane araç geliyor. Normalde uçakla gelip araba kiralasalar plaka yabancı olmayacak. Fakat Fatma ninenin kerametinden dolayı biri Amerika'dan, biri Almanya'dan, öteki neresiydi? İngiltere mi? Müsaadenizle bir tekrar bir dinleyelim bakayım. Öndeki taksi beni gören durdu. Evet. Meğerse bunlar yabancıymış, dışı bilmiyormuşlar onlar. Ön taksi durdu, bana sonra öndeki işarete, Fatma nine, burası işaretle bana. Tamam burası. Hemen çekti arabalara indiler. Kim bunlar? Alman, İngiliz ve Amerikalı bak muhtemelen. Şimdi aklınıza Namık Kemal fıkraları gelmesin. Hani Namık Kemal'le ithaf edilen o iftira fıkraları vardır ya. Bir gün 3 tane yabancı, biri Alman, biri İngiliz, biri de Amerikalı, bir de Namık Kemal çıkmış gelmiş diye başlayan fıkralar var ya. Allah alem, amcamız gençlik yıllarında bu fıkralardan bolca dinlediği için. Bir de kendisi bizzat gördüğünü söylediği için göğsünü gere gere anlatıyor. Görmüş adam. Yabancı plakalı, Amerikan, İngiliz ve Alman. Kendi arabalarıyla geliyorlar. Amerikalının arabasıyla gelmesi biraz zor. Çünkü arada okyanus var. Amerikalı önce uçakla Avrupa'ya gelsin, Avrupa'dan bir araba alsın ya da kiralasın, ondan sonra Türkiye'ye o yabancı arabayla gelsin, bu bir ihtimal. İkinci ihtimal İngiliz ve Amerikalı Almanya'daki arkadaşlarını önce bulsunlar, sonra üçü birden
3 tane ayrı araba tutsun. Ya ben Amerika'dan görüyorum, senin arabayla gitmeyelim. Ben kendi ayrıyeten araba tutayım desin. İngiliz de desin ki ya ben de ayrı arabayla geleyim desin. Sonra Alman'ı da beraber alıp gelsinler. Başka nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Amerikalı önce Avrupa'ya, Türkiye'ye en yakın yabancı plak olacak bir yere gelir. Sonra İngiliz de Alman da kendi evlerinden yola çıkar. Bunlar Kapıkule'den girdikten sonra dinlenme tesislerinde namaz kılmak için dururlar. Namaz kılarken ya da yemek yerken, çay içerken sohbet açılır. Birbirlerine selamünaleyküm falan derler. Hayırdır deyince, ya bir Fatma nine var, işte biz o Fatma nineyi görmeye gidiyoruz deyince, ha biz de oraya gidiyoruz falan derler. Tesadüfen birbirlerini bulurlar ve konvoy yapıp gelirler. Arkadaşlar, siz biraz zorlayın. Yorumlara yazın bakalım. Bir Amerikalı, bir İngiliz, bir Alman, 3 farklı arabayla Fatma nineyi ziyarete gidiyorlar. Bunun nasıl olabileceğine bana yardımcı olabilir misiniz? Hakikaten çok zeki kardeşlerim var. Hakikaten öyle şeyler tespit ediyorlar ki, ben yoruma yazıyorum. Diyorum ki keşke bunu hatırlasaydım. Sizlerden geliyor bu yorumlar. Diyorum ki ya keşke hatırlasaydım. Hakikaten doğru söylüyor kardeşim. Hakikaten. Ankara'dan Levent bir şey yazıyor ya, hakikaten doğru söylüyor. O kadar harika şeyler var ki, tespitler var ki. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bir Amerikalı, bir İngiliz, bir Alman, 3 tane yabancı plakayla aynı anda bir pazar sabahı Emine Nine'yi nasıl ziyaret eder? Yalnız şunu unutmayalım. Ortalama bundan 50 yıl önce oluyor bu olay. Amcamızın gençliği, amcayı 70-80 kabul etsek, 50 yıl düş, 20-30. 20'li 30'lu yaşlarda yaşadığı, Fatma Nine ile yaşadığı hatıra bu. Yalancı demiyoruz, sadece ne diyoruz? Anlamaya çalışalım. Nasıl olmuş olabilir? Ama daha keramet gelmedi. Daha bunlar keramet değil. Bunlar küsuratı. Şimdi sıra keramete geliyor arkadaşlar. Yabancılar bunlar. Nasıl ismini duymuşlar? Nasıl ölmüşler? Bilemiyorum tabii. Şimdi ev sahibi... Bilemiyoruz. Yani adam diyor ki bilemiyorum tabii diyor. Biz de bilemiyoruz. Gayet normal bu. Yapayım onlara. İşe aldım onları. Bu da tamamen doldu. Rahmetli Fatma ile başladı sohbet tabii Türkçe. Arkadaşlar, o da tamamen doldu dediğine göre arabalar full. Yani minimum 15 kişi var evde. Devam ediyoruz. Geri bir atış şey biliyormuş. Tercümeye kalkıştı ama hava bozuldu. Dedi ki işaretler bırak dediler. Yani araya tercüme girince o atmosfer bozuldu. Fiiz kesinti oldu. Bırak dediler, bıraktılar. Ramazan Fatmanel'le Türkçe tabi konuşuyor. Türkçe konuşuyor. Amerikalı, İngiliz ve Alman feyiz alıyor arkadaşlar. Türkçe anlattığı halde. Arapçanın kerametine gerek yok. Fatma Nine öyle bir keramet sahibi ki Türkçe onlara sohbet veriyor ve adamlar tercümeye ihtiyaç duymuyorlar. Daha beklediğimiz keramet bu değil arkadaşlar. Bunlar yine küsuratlar. Ana keramete doğru geliyoruz. Ama öyle bir hava oldu ki, öyle feyiz oldu ki, o anda cenneti koşar bir yanıma, bir de o havanın devamı koşarlar, o durumu tercih ederim cennete. İşte arkadaşlar, bu şirktir. Şu anda şirke girdi, cenneti küçümsedi. Bir tarafa cenneti koysalar, Fatma Nine'nin sohbetini tercih ediyor. İşte bu ahlaksızlıktır, bu haddi aşmaktır, bu edepsizliktir. Burada bizim ve bizim gibi düşünen insanların, karşımızdaki kişinin yaşından, sakalından, tipinden, eşkalinden ya da mezhebinden etkilenmeden inancınızı korumanız lazım. Sen cennetin ne olduğunu bilmiyorsun Hacı amca. Sen cennetin ne olduğunu bilmiyorsun. Kadın sana zaten ne anlatıyorsa cennet için anlatıyor. Sen cenneti koysalar diyorsun, ben o sohbeti dinlerim.
böyle bir saçmalık. İşte biz böylelerine beyin yamyamı dediğimiz zaman tepki alıyoruz. Ya da bu adamla aynı dinden değilim dediğim zaman ağır geliyor bazı insanlara. Ağır geliyor. O zaman Rabbim seni ahirette, cennette değil de o ninenin sohbetinde bıraksın inşallah. İnşallah o sohbette kalırsın. Daha ilerisini görmezsin inşallah. Madem cennetten daha keyifli, daha lezzetli, nereden tadını biliyorsun da kıyaslıyorsun? O da önemli değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi beklediğimiz keramete. Halen bu tabii keramet sınıfına girmiyor. Öyle tatlı, feyizli bir hava oldu. Sanki başka alemlerdeyim. Gerçek yok sanki orada. Öyle bir hava oldu. Tabii tabii. Bunların biri Alman. Tanıta kendini baştan söyler. Biri Alman, aşağı yukarı 45-50 yaşlarında tahmin ediyorum. Siyah sakalı bırakmış, siyah gözlüğü vardı. O rahmetli Fatma'nın önüne oturdu. Fatma'nın divanı oturuyor. Hiçbir yere bakmadı. Devamlı ağlıyor. Biz oturuyor. Alman ağlıyor arkadaşlar. Şimdi Hacı amcamızın biraz peltekliği var. Onun için ben arada kaçırmayın diye söylemek zorunda kalıyorum. Evin içinde siyah gözlüklü duruyor adam. Siyah giymiş, siyah gözlük takmış. Siyah sakalı var ve ağlıyor. Dikkat edin. Sonra öyle bir feyiz oldu ki artık feyiz kaldıramadı kimse. Ramazan'ın cezbeye geldi, düştü bayıldı. Öyle feyiz geldi. Şimdi Fatma nine anlattıklarından feyiz geliyor, cezbe geliyor ve bayılıyor. Suudi Arabistan'daki imamlar öyledir arkadaşlar. Kralın sarayından koruma eşliğinde gelirler. Namazı kıldırırken ağlarlar. Hakikaten adamlar ağlıyorlar. Sonra namaz bittikten sonra yine koruma eşliğinde ağlayarak saraya dönüyorlar. Sarayla Kabe'nin arası da ortalama 100 metre gibi bir mesafe var. O 100 metreyi kimse herhangi bir şey yapmasın, söylemesin ya da ne olur ne olmaz diye koruma eşliğinde geliyorlar. Ağlayarak namaz kılıp ağlayarak saraylarına namaz bittikten sonra saraylarına dönüyorlar. Şimdi işte feyizden dolayı ninemiz de böyle bir cezbe haline geliyor ve bayılıyor. Bunlar kalkıyor gitmeye şimdi. Ben tayyip sahibi yapıyorum onları. Ayağa kalkıyorum. Ama işaretle konuşuyoruz. İşaretle konuşuyoruz. Ben uğurluyorum bunları. Türkçe bütün sohbeti anlayanlar işaretle konuşuyorlar. Nine bütün sohbeti Türkçe anlattı. Herhangi bir problem yok. Şimdi o sohbet esnasında kapı, pencere, ev, gün falan geçiyor. Onların hepsini adamlar anlıyorlar. Fakat evin hizmetini gören hocamız onlarla işaretle anlaşıyor. Hocamın Türkçesini anlayamıyorlar. Fatma ninenin Türkçesini anlayıp sohbeti dinliyorlar. Ev kapısındayım ama. Dışarı çıkmıyorum daha. En son o Alman kaldı. En son o kaldı. Hazır olun. Kerametin büyüğü geliyor. Alman son kalınca oturduğu yerden elini ceket iç cebine soktu. İç cebinden bir kadının baş örtüsü çıkardı. Ama kullanılmış eski buruşuk bir başörtü cebinden çıkardı. Onu Fatma'nın eline verdi. O da onu aldı, koyuna soktu. Ama konuşmuyorlar. Alman da kalktı, aldı aldı. Herkes tersi böyle sırsı dışarı çıktı. Ve uğurladım bunları. Ayrıntıya dikkat. Sırt sırt geri çıkıyor. Fatma niye? Adam arkasını dönemiyor. Padişah huzurundan çıkar gibi çıkıyor. Alman. Lütfen. Şimdi geldi büyük keramet. Buyurun. Şey gördü. Şimdi benim merakım şuradan kilitlendim merakım. Bu Alman Fatma Nine'ye eğer hediye bunu getirdiyse niye yeni alıp getirmedi? Hadi kadın olsa kendi kulağını verdi diyelim. Erkek. Buruşuk, kullanılmış eski başörtü.
ziyaredeydi. Niye bunu verdi buna? Neyin almamış, paketlememiş? Burada şöyle bir trajedi var arkadaşlar. Adam aklını kullanıyor ve düşünüyor. Çok ilginç. Şimdi başladı sorgulamaya. Diyor ki, ya diyor, hediye getirse diyor, yenisini getirmesi lazım. Yeni değil. Neden diyor eski bir başörtüyü verdi bu adam? Erkek olduğu halde. Düşünüyor ve sorguluyor. Şimdi o kadar yeri düşünmüyor. Nine Türkçe konuşuyor, adamlar anlıyor, umurunda değil. Tercüman lazım diyorlar, umurunda değil. Biri Amerika'dan, biri İngiltere'den, biri Almanya'dan gelmiş. Üç tane farklı plaka. Neden diye bunların hiçbirisini sormuyor. Siz nereden duydunuz, neden geldiniz diye sormuyor. Fatma Nine'ye, nineciğim bunların geleceğini sen nereden bildin diye düşünmüyor. Yaşadıkları bu bütün hiçbir şeyi düşünmüyor. Sen o közleri elinle nasıl taşıyorsun, oraya nasıl koyuyorsun diye düşünmüyor. Hepsini peşin kabul ediyor. Şimdi sıra buraya gelince kırışık siyah başörtüsünü düşünmeye başlıyor. Çünkü keramet büyük. Buyurun sebebini dinleyelim. Hayır, hikmeti ya bunun. Hikmeti ne? Bu benim kafama takıldı. Kafaya o takılmış. Ahmet Fatma Nine biraz sonra kendine geldi. Gitti misafirler, Ahmet gitti. Yavaş aşama başladım. Dedim Fatma Nine ben. Bir otura Almanya vardı, Alman vardı. Nasıl oynadım? Şöyle o başka dedi. Alman işte. O başka dedi. Dedim Fatma Nine ben dedim. Şey ben buna. Dedim madem sana hediye başörtüsü getirmiş, neyi yine almamış? İşte konuşmak için buna. Ne eski sana getirdi? Getirmiş sana kullanmış şeyi. Bakın Selma. Aynen şöyle yaptı Fatma Nine. Evet. Kafa beledi. Kendi başta vurdu böyle. Kaymağını kafa beledi. Akşam Mekke'de tabirerken ben bunu düşürmüşüm dedi. Onu bulmuş, bunu bana getirirdim. Gördünüz mü kerameti? Arkadaşlar, adamın bizzat gözüyle gördüm dediği şey yine ninesinin rivayeti. Şimdi diyor ki gözümle gördüm diyor. Peki gözüyle gördüğün ne? Ahmet hocamız rahmetli hacda mı? Yok. Almanla ninenin hatırasını dinliyor ve diyor ki gözümle gördüm diyor. Şimdi gözüyle gördüğü neyi biliyor musunuz? Alman bir başörtüsünü nineye veriyor. Nine de başörtüsünü alıyor, koynuna sokuyor. Sonra Ahmet Hoca diyor ki, niçin diyor o başörtüyü sana verdi? Ve Fatma ninemiz ne diyor biliyor musun? Dün akşam ben Kabe'deydim, tevaf ediyordum. Bunu orada düşürmüşüm. Saç ortaya çıkmış Kabe'de tevaf ederken. Açık saç ile Kabe'de tevaf ediyor Fatma ninemiz. Ya da tam ışınlandığı esnada düşürmüş olabilir. Belki saçı gözükmemiştir. Biliyorsunuz evliyaların zamanda yolculuğu vardır. Onlar ışınlanırlar. Padişahların da böyle hacca gittiğine inananlar var. Normal dünyada tren yolu döşetip gitmeyen padişahlar rüyasında gittiğine inanırlar bizim Osmanlı torunları. Şimdi bu da öyle. Ninemiz de Osmanlı torunu Allahu alem. Diyor ki dün gece diyor ben hacda Kabe'de tevaf ederken diyor başörtüyü düşürmüşüm. Alman onu getirmiş. Parantez içinde Alman da evliya. O siyah gözlüklü, siyah elbiseli, siyah sakallı o Alman ajan değil. Evliya. O da Almanya'dan ışınlanmış dün gece Kabe'ye. Bir gece önce ikisi de Kabe'de tevaf yaparken tevaf yaparken ninemiz başörtüsünü düşürmüş. Alman da başörtüyü almış. Önce Almanya'ya gitmiş. Nasıl olsa ninemizin başörtüsü vardır. Sonra bilahare veririm diye. Önce akşamleyin Mekke'den Almanya'ya gidiyor. Sonra Almanya'dan bundan 50 sene önce nasıl bir araba varsa Alman plakalı aracıyla geliyor Anadolu'ya. Hangi vilayet olduğunu Ahmet Hoca'nın memleketini bilenler bilirler, ben bilmiyorum. Konyalı mı, Kayseri'li mi artık nereliyse. Sabahleyin, pazar sabahı, akşamleyin tevaf ediyor. Pazar sabahı başörtüsünü getiriyor, nineye veriyor. Videonun en başında
görmek, duymak gibi değildir diyen yine kendi duyduğunu anlattı. Gördünüz mü arkadaşlar? Fakat dinleyen kardeşlerimiz sadece hikayeyi dinletin. Bu adamın, Ahmet Hoca'nın hacca gidip geldiğine şahit zanneder. Hayır, Ahmet Hoca hacca gidip geldiğine geceliğin ışınlanıp gidip tekrar geri geldiğine şahit değil. Nine öyle söylüyor. Fatma ninenin söylediğini hatıra olarak bize anlatıyor. Ama kendisi Fatma nineye kayıtsız şartsız inandığı için orada dinleyenler de şu anda hocaya inanıyorlar. Metot aynı. Duyduğuna inanacaksın. Adam gördüm diyor. Gördüğü kısım mangala elleriyle köz koyması. Kuzine sobadan közü eliyle alıp mangala koyması. Gördüm dediği bu. Arkasındaki Fatma ninenin hatırası ve itirafı ve söylediği. Anlıyor musunuz arkadaşlar demek istediğimi? İşte biz Anadolu'da bu hikayelerle büyüdük. 50 yerden duvara çarpan bu arabaları takip ettik. Ve adamlar sadece eşkallerini kullanarak, bu görüntüyü kullanarak kalın bir gözlük, dantel takke, uzun bir sakal. Referans bu. Başka bir referans yok. İlim almalarına gerek yok. Herhangi bir yerde okumalarına gerek yok. Şimdi bize soruyorlar biliyor musun? Senin ilmin ne? Kendi şeyhlerine girince ilmi vedun. Vedun ilmi. Neymiş vedun ilmi? Doğuştan ilimli. Adamın hocasına diploma sorarsanız adam doğuştan ilimli. Ama sizin aldığınız eğitimi beğenmezler. Beğenmiyorlar. Kesinlikle beğenmiyorlar. Neden? Çünkü onların hocası gibi değilsiniz. Netice arkadaşlar bakın bitirsin şimdi sohbeti. Akşam tahta düşürmüşüm bunu. Akşam tahta. Bunu bulmuş ona bana getirir dedi. Yani o günden beri her kişiye evliya diye bakıyorum gözüne bakıyorum. Ya. Bir Alman üstün olmuş. Önüm bakanda ki demek ki Alman'la tahtaymış akşam. Tahtaymış. Oradan Fatma ile Ruhan tanışıyorlar. Baş üstüne Mars düşüyor oradan Fatma ile. Getirmesi için kendisine. Alıp da getiriyor muhtemelen. Şeyde Fatma'nın başörtüsünü Maus'tan düşürmüş arkadaşlar. Şimdi Anadolu'da kızlar mendil atarlar ya. Böyle bir mendil atma meselesi vardır. Arkadan da onu takip eden kişi mendili aldığı zaman onu bir işaret kabul eder. Şimdi tabii Kabe'de Fatma ninemiz Alman'ı göze kestirmiş. Yani bu gelsin benim bir misafirim olsun demiş. Şimdi Kabe'de sohbet etseler, konuşsalar orası çok kalabalık. Ortam müsait değil. Fatma nine başörtüsünü kasıtlı olarak Kabe'de yere düşürerek dolaylı yoldan Alman evliyayı Türkiye'ye misafir olarak çağırmış oluyor. Arkadaşlar buraya kadar seyretmemiştim. Şimdi burasına ben de şaşırdım. Kusura bakmayın. İşte adı cemaatimiz Allah dostlara bakınız. Yani Allah sevgisini kalpte zirveye çıkaranlar. Allah'tan bir an gafil olmayanlar işte bunlar daha dünyadayken böyle makamlara erişiyor alacağım artık. Çok ilginçtir. Nineyi övdü, övdü, övdü. Ondan sonra da Allah aşkından bahsediyor. Allah'tan korkmazlar. Allah aşkından bahseden cennete talip olur. Ninenin sohbetine değil. Bayılacak kadar sohbet veriyor ama sohbetin konusu belli değil. Ne anlattı? Anlat da biz de bayılalım. Şunu şöyle ayrıntılı anlatıyorsun. Bu kadar ayrıntılı anlatıyorsun. Gelen ziyaretçilerin gözlüğüne kadar söylüyorsun. Plakasına kadar söylüyorsun. Farkında mısınız arkadaşlar? Bayılacak kadar, cennete rest çekecek kadar bir sohbet yapılıyor. Ama sohbetin konusu bu gördüğünüz şahsın
ilgisini çekmiyor, hiç kimseye o konuda bir şey söylemiyor. Şimdi buradaki bu adamın yarım saat boyunca anlattığının içinde her türlü ayrıntı var. Kuzine, soba, köz, gözlük, şapka, araba, plaka, feyiz. Sanki yer çekimi yok, havada geziyoruz. Peki ne anlattı Fatma nine? Fatma nine ne anlattı? Neden bu konu hakkında bir şey söylemiyorsun? Neden? Önemli değil kardeşim. Sen önemli olan geceleyin Kabe'ye gidip gelene inandın mı? Mesela o. Adamların amacı bu. Bakın gerçek hedef ne biliyor musunuz? Kendilerine duyulan saygıyı arttırmak. Farkında mısınız? Adamın asıl sebebi, asıl amacı, asıl hedefi kendisine karşı insanların saygısını sağlamlaştırmak. Gözüyle görmüş, şahit olmuş. Ne diyor? Bundan sonra diyor, çevremdeki her insana diyor, evliye Allah dostu gibi bakmaya başladım diyor. Ne olur ne olmaz. Etrafındakilere direkt şunu söylemiş oluyor. Ben evliyayım, Allah dostu benim. Mal mısınız işte anlayın diyor. Kafanızı kullanın, bak işte Allah dostu benim diyor, evliya benim diyor. İşte bu insanların asıl hedefi kendilerine karşı insanların saygısını kazanabilmek için bu tür şeyleri anlatmaları. İnanın sadece şurada benim tespit edip de size düşünmeniz için örnek verdiğim şeylerin iki katı, üç katı da çıkar. Ama hiç gerek yok. Gerek yok. Yeter ki bundan sonra anlatılan palavraları siz yemeyin. Farkına var. Onun için böyle uyduruk uyduruk hikayelerden, uyduruk uyduruk menkabelerden evliya çıkartmayın. Lütfen. Arkadaşlar abone olmayı eşinize, dostunuza, akrabalarınıza, nazınızın geçtiği, hayatında dini bir yer olan kişilere, dini için endişelen, dinini merak eden, tarikatını, mezhebini, cemaatini merak eden, acaba ne olacak bu benim ahiretteki halim diye sorgulayan, düşünen insanlara lütfen tavsiye edin. Tavsiye edin ki belki bir kardeşimiz bu hikayelere inanmaz ve farkına varır, düşünmez. Ya da bazı inanan insanlar bunlara inanıp da dinden soğuyacağına, acaba madem bu hurafe, bunun gerçeği nedir? Şu Kur'an'ı bir açalım bakalım der inşallah. Selam ve dua ile.